Tamer Korkmaz, uğurlar olsun. Uğur Mumcu Cumhuriyet'teki 27 Kasım 1979 tarihli yazısında milliyetten şu satırlarla şikayet ediyordu. Abdi İpekçi'nin öldürülmesinden katil sanığı Mehmet Ali Ağcan'ın askeri cezaevinden kaçırılmasına kadar geçen süre bu olayın üzerindeki kuşku bulutlarını yoğunlaştırmıştır. Ağcan'ın kaçışıyla Abdi İpekçi olayı sanıldığından daha koyu ve giz dolu karanlıkların içine gömülmüştür. Ve ne acıdır ki Milliyet Gazetesi bu karanlığı yırtmak için en küçük bir çaba harcamamakta, üstelik İpekçi'nin kemiklerini sızlatırcasına olayları göz ucuyla izlemekle yetinmektedir. Abdi İpekçi'yi öldüren örgüt, bu kez katil sanığını kaçırmıştır. 27 Kasım 1979 günkü Milliyet'in manşetinde ise İçişleri Eski Bakanı Hasan Fehmi Güneş'in ağaca kaçmadı, kaçırıldı şeklindeki sözleri yer alıyordu. Ağaca 6. Demirel Hükümeti'nin güven oyu aldığı gün yani 25 Kasım 1979'da askeri garnizon içindeki Kartal Maltepe cezaevinden kaçırılmıştı. 27 Kasım 1979 tarihli O Milliyet'in birinci sayfasında yer alan tek sütunluk bir haberde de iş adamı Vehbi Koç dün Ankara'da Başbakan Süleyman Demirel'le CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit'i ziyaret etti deniliyordu. İpekçi suikastinin tetikçisi olarak 25 Haziran 1979 tarihinde yakalanan Mehmet Ali Ağcan'ın sorgusunun derinleşmesi engellenmişti. Dönemin birinci ordu ve sıkı yönetim komutanı Necdet Üru, Ağcan'ın daha fazla konuşmasına izin vermemişti. Bir kahvehanede otururken yapılan ihbar sonucu yakalanan Ağcan'ın üzerinden çıkan kağıtta, 3 ayrı ismin baş harfleri ve karşısında da bu kişilerin adresleri yazılıydı. Bu isimler iş adamı Can Kıraç, politikacı Şahap Koca ve gazeteci Necati Zincir Kırandı. O kağıtta bu isimlerin neden yer aldığı hiç merak edilmedi. Polis bu konuyu araştırmadı, adı geçen üç kişiyle alakalı hiçbir soruşturma yapılmadı. Can Kıraç mı? Vehbi Koç'un damadı olan İnan Kıraç'ın abidir. TÜSİAD'ın kuruluş hazırlıklarını yürüten komitede görev yapmıştı. Henüz Aydın Doğan'ın adı Türkiye'de bilinmezken Aydın Bey'in elinden tutan ve onu milliyetin sahibi yapan İnan Kıraç'tır. Kıraç, Abdi İpekçi öldürüldüğünde milliyetin sahibi olan Ercüment Karacan'ın da yakın dostuydu. Abdi İpekçi suikastinden sonra Ercüment Karacan milliyeti apar topar elinden çıkardı. İpekçinin ardından kısa bir süre milliyeti yöneten Mehmet Ali Birant, Ercüment Bey'in üvey kızı Cemre Garan Birant'la evliydi. Cemre Hanım uzun bir süre Brüksel'deki NATO karargahında çalışmış, NATO Genel Sekreterinin sekreterliğini yapmıştı. O senelerde Mehmet Ali Birant milliyetin Brüksel temsilcisiydi. Birant'ı milliyete Abdi İpekçi almıştı. Milliyetten önceki yıllarında ona kol kanat gelen Vehbi Koç'tu. İnan Kıraç'a da çok yakındı Birant. Ağaca, 5 yıl önceki bir televizyon programında İtalya'da cezaevindeyken kendisiyle röportaj yapan gazetecilerle alakalı konuşurken, Birand'ın röportaj sonrasında oğlu için imza isteğini iddia etmiştir. Birand'ın tepkisi, Ağaca yalan söylüyor şeklindeydi. Birand, TRT için 32. gün programını hazırladığı dönemde, hakkında sahtecilik ve dolandırıcılık iddiasıyla açılan kamu davasında yargılandığı hüküm giydi. Aldığı hapis cezası paraya çevrildi, Birand'ın bu olayını ısrarla dile getiren yazıları, Uğur Mumcu yazdı. Mumcu 1992 yılındaki bir yazısında o dönemde 32. gün kadrosunda yer alan Can Dündar'dan bahisle şöyle diyordu. Geldi buraya şu köşeye oturdu. Abi ben yıkıldım mahvoldum Mehmet Ali'nin böyle olduğunu bilmiyordum ben daha gencim lütfen beni bunlardan ayırın bir tutmayın ben bu işleri hiç bilmem dedi. Ben de iyi tamam dedim. Gitti. Sonradan anladık ki meğerse Mehmet koltuğuna yıkılmış. Mehmet Ali Birand hayatını anlatan kitabını Can Dündar'ın yazmasını istemişti. Kitap Kasım 2012'de yani Mehmet Birand'ın 17 Ocak 2013'teki vefatından kısa bir süre önce yayınlandı. Can Dündar şimdilerde Cumhuriyet Gazetesi'nde yazıyor. Gazetenin arka planındaki belirleyici ismi olduğu öne sürülüyor. Cumhuriyet mi? Çerli hadisesinde ilk sayfasından hat çıkardı. Ardından iki yazarı malum karikatürleri yayınladı. Paralel yapıya koltuk çıkan bir gazete pozisyonunda son dönemdeki Cumhuriyet. Yarın Uğur Mumcu'nun katledilişinin 22. yıl dönümü. Cumhuriyet 22 yıldır olduğu gibi yarın da suikastin arkasındaki Türkiye'deki gladio gerçeğini hasır altı etmeyi sürdürecek. İran'la bağlantılı İslamcı örgüt yaptığı hikayesini veya uydurma tevhid selam örgütü masalını anlatmaya devam edecek. Mumcu, 1979'da Milliyet'in İpekçi suikastindeki kayıtsızlığından şekva ediyordu. Cumhuriyet'in 22 yıldır icra ettiği ilüzyon da Mumcu'nun kemiklerini sızlatıyordur. Tamer Korkmaz, Yeni Şafak